Şimdi birbirinden ilginç türbelerin olduğu Şahizend kabristanlığına geldik. Bulunmuş olduğumuz bu kabristanlıkta Timur İmparatorluğu'nun imparatoru, Timur'un akrabaları, ailesi yatıyor. Gerçekten türbelere baktığımız zaman, kabirlere baktığımız zaman inanılmaz ihtişamlı yapılmış. Çin sanatının en güzelini burada görüyoruz. Ama bizi aslında buraya getiren sebepse Peygamber Efendimiz'in amcasının oğlu Kusem El Abbas'ın burada türbesinin bulunuyor olması. Şimdi türbeye doğru gidiyoruz. Semerkant'ta adım attığımız her köşe Çin sanatıyla bezenmiş olarak çıkıyor karşımıza. Masmavi taç kapıları, masmavi kubbeler apayrı bir hava katıyor bu şehre. Şimdi artık Peygamber Efendimizin amcasının oğlu Kusem El Abbas'ın türbesinin yanına doğru ilerliyoruz. Oldukça büyük bir mekan yapılmış kendisine. Türbenin hemen yanında bir camisi var. İnsanlar buraya geliyorlar, namaz kılıyorlar. Çok güzel bir cami ve işte türbenin olduğu kısımda burası. Çok kalabalık, inanılmaz bir yoğunluk var. Müslümanlar burayı ziyaret ediyorlar. Ve her zaman da dua okunuyor burada, her zaman. Dünyanın dört bir yanından ziyaretçi çeken bu çok özel kabristanlığın en kalabalık kısmı Peygamber Efendimizin amcasının oğlunun türbesi oluyor. Bu kısım adeta ziyaretçi akınına uğruyor. Evet, şu anda buranın görevli özel hocası bizim için türbenin ayakkabılarını çıkardı Yakupcan. Türbenin kapısını açtı ve şimdi türbenin yanına giriyoruz. Kabrin yanına ilerliyoruz. Gerçekten çok özel. Kimseye açılmıyor bu kapı. Sadece biz çok özel izin aldığımızdan dolayı bize açılmış olan bir kapı. Kusem El Abbas'ın, Peygamber Efendimiz'in amcasının oğlunun kabrinin yanındayız şu anda. Kusem El Abbas, Peygamber Efendimiz'e en son dokunan kişi olarak biliniyor. Naaşı yıkanırken Peygamber Efendimiz'in naaşını sağa sola çevirmiş, kabre koymuş olan kişi. Girişte okumuş olduğumuz yazıya göre Peygamber Efendimiz demiş ki, hem karakter olarak hem de dış görünüş olarak bana en çok benzeyen insan Kusem El Abbas'tır demiş. En önemli sahabelerden biri Kusem El Abbas, İslamiyet'in yayılması için çok mücadele etmişti. Birçok sefere katılmıştı ve yapmış olduğu seferlerden biri de Semerkant bölgesiydi. Semerkant bölgesinde o zamanlarda Zerdüşler yaşıyordu, ateşe tapanlar yaşıyordu ve kendisi buraya gelip buradaki insanları İslamiyet'le tanıştırmak istemişti. İslam'ın yayılmasını amaç edinmişti ve 675 yılında buradaki seferlerden birinde Zerdüşler tarafından şehit edilmişti. Kendisi Semerkant'ta şehit düştü ve işte Semerkant'ta şehit düştüğünden dolayı da kabri Semerkant'ta bulunuyor. Şahizend olarak isimlendirilen bölgeye ilk kendisinin türbesi yapılıyor ve görüyorsunuz bugüne kadar da muhafaza edilmiş, bugüne kadar saklanmış. Çok önemli bir sahabeydi kendisi. Biz şu anda onu burada ziyaret ettiğimiz için gerçekten çok mutluyuz ve dualarımızı kendisine göndereceğiz. Türbeler ve Evliyalar Diyarı Özbekistan'da bu çok önemli yeri görüp tarih kokulu manzarasıyla ünlü Hızır Camii'ne geçiyoruz. Semerkant'ın şehir merkezindeki Hazreti Hızır Camii'ndeyiz. Hazreti Hızır, Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethederken manevi olarak ona yardım ettiği rivayet edilen Ahrar Hazretleri. İşte onun adına da böyle şehrin merkezine ihtişamlı bir cami yapılmış. Burada tarih içerisinde insanlar seyahat ederken Hazreti Hızır Camii'ni de ziyaret etmeyi ihmal etmiyorlar. Masmavi çinilerin olduğu medreselerin, camilerin arasında işte bu sarı kesme taşlarla inşa edilen güzel cami de hemen dikkat çekiyor. Şimdi bu güzel camiye gideceğiz. Kalabalığa bakın. Semerkant tarih boyunca İslam dünyasının odak merkezi oldu. Sahip olduğu eserleriyle kadim şehir Semerkant, Özbekistan'ın köklü ve ruhu olan şehirlerinden. Nice değerli yapıya, camilere, külliyelere sahip olan bu kıymetli şehir, zamana adeta meydan okuyan, kimlik sahibi olan bir İslam şehri. Bu şehirde ziyaretçilerin duraklarından biri de bu tarihi cami oluyor. Tasarımı da oldukça güzel olan bu cami, ahşap ve çini sanatının uyumunun en güzel örnekleri arasında bulunuyor. Ve caminin ayrıca eşsiz bir Semerkant manzarası da bulunuyor.
böylesiye güzel bir cami, eşsiz bir manzara bırakılır da gidilir mi diyorsunuz ama daha gezilecek bir sürü köşe var.